her şeyden biraz ortaya karışık bir bölüm aslında. Benim saçlarım beyazladı. Bayağı sallamışım şu an. Bunu kesinlikle sanırım herkes yaşadı ve yaşamaya devam edecek. Merve Ekin, Esso Genç'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle görsel iletişim tasarımı bölümüyle ilgili merak edilen konuları konuşacağız. Hazırsanız ilk sorunuza başlıyoruz. Başlayalım. Neyi tasarlıyorsunuz? Ne tasarlıyorsunuz siz? Çok sık sorulan bir soru aslında ve hep bu tepkiyi veriyoruz. Yani ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz başta. Sektör çok geniş çünkü görsel olarak algılanan her şeyin içinde biz varız. Sizin pazarlama ya da işte PR çalışmaları, diziler, setler, onun dışında grafik ajanslar zaten direkt bizim çalıştığımız yerler. Yani görsel anlamda her şeyin içindeyiz. Dediği gibi Ekin'in de neye ulaşmak istiyorsan ve neyi üretmek istiyorsan onu sen seçiyorsun aslında biraz da. Yani şöyle dediğimiz gibi yani bir film çekiliyor, onun bir afişi oluyor. Bunu biz yapıyoruz. Sosyal medya postları artık biraz daha bilinç de arttı bence bu konuda. Bunları da biz yapıyoruz. Bütün grafik tasarım işleri aynı zamanda yani sektörde yapmak istediğin alana göre atıyorum kameraman da olabilirsin, kurguda da olabilirsin, yani görüntü yönetmeni de olabilirsin. Bütün bunların bir altyapısını sana bölüm hazırlıyor. Yani logo çalışmaları mesela bir marka için, bütün marka çalışmaları bunların hepsi var. Biraz reklam sektörü özellikle çok aktif rol oynuyor mesela. Reklam sektöründe çok fazla iş yapabiliyoruz gibi. Peki grafik tasarım bölümlerinden farkı ne? Görsel iletişim tasarımının. Grafikten aslında farkı şöyle bir nokta. Grafik bölümleri daha çok vektörel ağırlıklı çalışıyor. Evet, yetenek sınavıyla alıyorlar. Sizi belli bir düzene göre yetiştiriyorlar. Daha çok kurumsal kimlik, çalışmak istediğiniz ajanslar, belki kendi işiniz sizi daha çok buna yönlendiriyor. Ama bizim bölümde şöyle bir fark var. Biz aslında biraz önce dediğimiz gibi her şeyi yapıyoruz. Kurgusundan fotoğraf çekimine, PR çalışmasından gerektiği zaman illüstrasyonuna kadar her şeyi aslında biz barındırmış oluyoruz. Böyle bir fark var diyebiliriz aslında. Her şeyden biraz ortaya karışık bir bölüm aslında. Bu bölümde okumak için yetenek şart mı? Değil. Bence değil. Bence şart. Öyle mi? O tartışma açıktı. Yani şöyle bir şey. Bence neden şart? Evet, çok aman aman bir yetenek vesaire gerek yok belki de ama birazcık vizyonun gelişmesi ve çabuk algılanabilir olması açısından yeteneğin olması gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü öğrenmeyi ve araştırma isteğini daha çok arttıran bir şey. Ama bu demek değil ki hiç kimse bu bölümü seçemez. Ben çizim yapamıyorum, bu bölümü seçemeyeceğim diye bir şey düşünmeyin. Size zaten bunun eğitimi veriliyor, desen dersleri veriliyor. Nasıl öğrenmeniz gerektiği aslında bunun eğitimi veriliyor. Vizyonunuzu her şekilde geliştirebiliyorsunuz ama yeterek neden olmasın? O zaman sanatçı mısınız yoksa teknik bilgiyle mi ilerliyorsunuz sorusunu direkt pas mı geçeyim? Sanatçı mısınız? Yani teknik bilgiyle ilerlemiyoruz bence. Aslında ben de Merve'ye katılıyorum biraz. Yani yetenekle gelmesem bile biraz daha o bölümün içerisinde dediği gibi vizyonu geliştirmekle ilgili bir şey. Yani ne kadar fazla görselle iletişim içinde olursan aslında o kadar kendini geliştirebiliyorsun. Ben teknik olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, tekniğini zaten öğreniyoruz ama biraz da o işte sınırları kırmakla ilgili. Evet, sanırım grafiker değil, grafik tasarımcı dediğimiz noktada ya da hani iletişim tasarımcısı dediğimiz noktada o tasarım kısmında duruyoruz biraz. Evet, teknik seni bir yere kadar götürüyor. Neyi nasıl yapman gerektiğini aslında öğrenmiş oluyorsun ama farklı olmak söz konusu olduğunda orada yaratıcılık evet. Söz konusu olduğunda tamamen orada sadece sen varsın. Ya zaten art direktörlerde bunun için varsın. Biraz ders içeriklerinizden bahseder misiniz? Hangi dersleri alıyorsunuz? Proje odaklı mı? Dersleriniz, çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Zor mu dersler? Çok zor değil mi hocalar? Benim saçlarım beyazladı. Yani benim saçlarım beyazladı, evet. Yani aslında şöyle, kuramsal dersler de var. Uygulamalı dersler. Evet, bir uygulamalı, aynen. Teorik var, stüdyo dersleri var, pardon. Sen seçiyorsun ama genel anlamda biraz daha proje odaklı. Evet.
Bütün o projenin hatta aşamalarına... Sürecini sen işliyorsun kesinlikle. Aynen, evet. Şey var ama ilk sene mesela kuramsal derslerden bahsetti. İlk sene aldığın dersler genelde kuramsal dersler oluyor. Çünkü oraya ister yetenekle gel ister... şu anda bölüm puanını alıyor zaten ama çizim yeteneğin olsun olmasın yine de bir boş geliyorsun üniversiteye açıkçası. Yetenek sınavı yok mu? Yok. Yetenek sınavı yok, puanla alıyor. Önceden yetenek ile alıyordu, şu an puana dönüştü. 2-3 senedir hatta, yanılmıyorsam. 4 sene olmuş. Bayağı sallamışım şu an bölümle alakalı. Çok takip ediyorsun belli. Özür dilerim. İlk sene kuramsal derslerde senin aslında bahsettiğimiz teknik bölüm oluşturuluyor, senin altyapın oluşturuluyor. Daha sonra neye yönelmek istiyorsan, istersen animasyon üzerine dersler seçiyorsun, istersen çizim, illüstrasyon, istersen kurgu, ses. Tamamen sana kalmış. Peki ESOGİ Görsel İletişim Tasarımı bölümünün farkı ne? Biraz bölümden bahsedeyim. Kampüsümüz bir kere Meşelik'te değil. Öncelikle, evet, yani bunu kesinlikle sanırım herkes yaşadı ve yaşamaya devam edecek. O yüzden bu çok bence önemli bir nokta. Herkes bir kere Meşeli'ye gelip burada Sanat ve Tasarım Fakültesini arıyor. Bulamayınca geri dönüyor. Evet, ve yaşadık hepimiz bunu. Çok zor oluyor yani o alışma süreci. Zor oluyor ama burada hani kötü bir yer olarak asla algılanmasın. Tam tersi. Bir tık insanlardan uzakta olması... birazcık motive ediyor açıkçası. Burada çok tasarımcı, sanatçı kafasına girmek istemiyorum ama insanlardan ama biraz uzak olmak. Hayır, öyle. Seviyorsunuz siz kampüsünüzü bayağı, yani laf söyletmiyorsunuz. Çok samimi, küçük bir yer ve hani herkesi tanıdığı. Odun pazarının içinde. Evet, tarihle aslında iç içe olan bir yer. Odun pazarında olması. Odun pazarı şehrin sanat merkezi. Çoğu projeyi odun pazarında hallediyorduk zaten. Fotoğraf çekim alıyordu, çekip geliyorduk hemen. Kızıyorlardı bize bu yüzden. Kolaycılık. İşte kampüsün avantajlarından faydalanmak lazım tabii. Peki mezunlarınızdan takip ettiğiniz, bildiğiniz kadarıyla mezunlarınız nerede, ne işler yapıyorlar, hangi pozisyonlarda çalışıyorlar? Ben aslında yeni mezun olmuş biri olarak buna örnek olabilirim belki. Bahsettiğimiz gibi başta çok fazla sektör var. Neye yönelmek istiyorsak onu yapıyoruz. Ama kendi işini de oluşturabiliyorsun. Art direktör olarak, işte grafik ajanslarda, yapım şirketlerinde, kurumsal yerlerde aslında çalışabiliyorsun. Şu an kendi işlerini yapanlar da var, duvar boyayanlar da var, dövme sanatçısı olanlar da var. Aslında şu an bayağı herkes mutlu. Evet. Yani çok fazla alana yayılabiliyorlar. Evet. Kesin bir şey söyleyemiyoruz o yüzden açıkçası. Sanat sepet kovalıyor. Bu sınırlandırmak evet, oluyor evet, çünkü. Evet, öyle de var. Yani kişisel sergisini açan mezunlarımız da var yani. Biraz da işte kendi alanını, yani mezun olduğunda böyle buradayım diyebildiğin bir yer olması gerekiyor. O alanını da sana o 4 senede, işte en güzel yanında bu sanırım, 4 senede ne iş yapmak istediğini, istediğinden emin olamadığın herhangi bir alan kalmıyor çünkü... Evet. Evet. Hepsini deneyip görmüş oluyorsun. Neyi yapamadığını çok iyi anlıyorsun. Ben mesela video çekemiyormuşum. Bunu öğrendim. Film çektik 2 tane. Güzeldi. Arada takıldım orada ama... Güzel bir anı olarak. Güzel bir anı. Aynen, benim de benlik öyle. Değilmiş mesela. Bölümü çok seviyorum ama video benlik değil. Evet. Bunu görebiliyorsun yani. Süper. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Size meslek hayatınızı.